Yaptıkları her paylaşım, attıkları her adım olay oldu. Lüks yaşamıyla herkesin dikkatini çeken Polat ailesiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor ve dava dosyası genişliyor. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen kara para aklıyorlar iddiası epey bir konuşuldu. Tanınmış avukatlarla ve ekonomistlerle polemiğe giren çiftin 15.000 TL vergi verdiği belli olunca MASAK inceleme başlattı. 200 milyondan fazla şüpheli durum ortaya çıkınca Polat çiftinin mal varlığına el konuldu. Kaçma ihtimallerine karşı yurt dışı yasağı koyulurken Polat ailesinin bağlantılı olduğu yakın akrabalarının da mal varlıkları takibi alındı. Polat dosyasının ciddiyeti arttıkça iş yerlerine baskın yapıldı. Buralarda da 22 milyon TL ele geçirildi. Bu olaylar Dilan Polat'ın eski ortağı ünlü fenomen Nezdemir'e de sıçradı. Nezdemir'in ardından MASAK diğer fenomen isimleri de yakın takibi aldı. Yaşanan süreçte sosyal medya hesaplarını kapatan Dilan Polat, Instagram hesabını açarak eşi Engin Polat ile birlikte ortak bir açıklama yayınladı. Haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik diyen çift özür diledi. Tüm bunların yanı sıra Polat çiftinin avukatının da mal varlıkları incelendi. Polat ailesinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir kondu. Peki yaşanan olaylar bunlarla sınırlı kaldı mı? Tabii ki hayır. Bu sabah yapılan operasyonda Polat çifti ve yakınları gözaltına alındı. Aile üyeleri Sıla Doğu, Kürşat Polat, muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine getirildi. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun rahat tavırları ise dikkat çekti. Sorulan sorulara ifademizi vereceğiz o kadar şeklinde yanıt verdi. Dilan Polat'ın gözaltına alınmadan saatler önce yapmış olduğu paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.